Tukiye stüdyodan neden kaçtı? Yayın öncesi başlattığı kriz yayın sonrasında da devam etti. Ben bu dosyayı bırakmayacağım. Silivke Mersin Savcılığına vardım mı gene bu dilekçenin peşine düşeceğim bu dosyanın. Düşeceğim. Silivke'de. Bulacağım bunu. Bir dakika. Bunu bulacağım. Sarıcan Arı'nın deliğini bizlediniz. Bunun önünden sonra kadar uğraşacağım bu dosyanın. Şimdi sen niye illa Silivke Savcılığı diyorsun biliyor musun? Sana beraat ve kararı veren savcıyla mahkeme başkanı seni orada şöyle karşılayacak zannediyorsun. Ya. Bitti. Bitti. Bitsin ya benim korkum çekincemem yok. Ben Silivke Savcılığı, benim savcıya, hakime sözlerine çık bir şeyim yok. Devletin hakimi savcısısın. Sen oraya ben çok güveniyorsun. Ben o karşıya araştırmak istiyorum. Sen burada hakkını savun, müdahale et, zarar yok. Ben oradan araştıracağım. Ben orada da savunurum. Neyin peşindesin? Ben zaten 11 ay yatmışım. Ne yapmışsın? Sustum, bu ispatlanmış çıkmışım. Ne? Nasıl ispatlanmış? Nasıl ispatlanmış? Su hapta sıçrayabilir. Neyse. Havama da sıçrayabilir. Ben buna muhatap olmak istemiyorum. Bu delilleri çevirme. Bu delilleri bulduracağım. Ben gidiyorum. Tamam, bitti. İsmi duyuyor. Duy, ismi duy ya. İsmi söyleyelim. Hemen İsmi duymamak için kaçıyor bence Rukiye şu an. Kezban Demir Işık'ı tanıyor musun Rukiye? Kezban Demir Işık mıymış? Aha, gel kimmiş gel. O? Gel gel, kızın söylemiş. Kim Demir Işık'mış ya? Gel, Kezban Demir Işık'ı tanıyor musun? Kim o Demir Işık? Ben tanımadım. Kişi dinlemek istemiyorum. Kezban Demir Işık'a ne dedin? Kimmiş ya? Kimmiş? Demir Işık kimmiş? Gel. Sen tamam. Gelirsin tamam, ne demem? Kezban Demir Işık'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Kendini sokağa attı. Geçen arabalara bağırdı. Kızının yeni ifadesi Rukiye'yi çılgına çevirdi. Tamam, bitti. İsmi duyuyor. Duy, ismi duy ya. İsmi söyleyelim. Hemen İsmi duymamak için kaçıyor bence Rukiye şu an. Kezban Demir Işık'ı tanıyor musun Rukiye? Kezban Demir Işık mıymış? Aha, gel kimmiş gel. O? Gel gel, kızın söylemiş. Kim Demir Işık'mış ya? Gel, Kezban Demir Işık'ı tanıyor musun? Kim o Demir Işık? Ben tanımadım. Kişi dinlemek istemiyorum. Kezban Demir Işık'a ne dedin? Kimmiş ya, kimmiş? Kezban Demir Işık'ı tanıyor musun? Tanımıyorum, kimseyi tanımıyorum. Sultan, Silifke Başsavcılığına verdiği ifadede annem Kezban D'ye babamı kendisinin öldürdüğünü söylemiş. Annesi bunu Nehir'e anlatmış. Nehir de bana bu durumu söyledi, dedi. Ben öldürdüm demişsin Yılmaz Kılınç'ı, bunu senin kızın söylüyor. Ben... Kaçma, kaçma, gel. Gördüğünüz gibi Rukiye çıldırdı, bizim kafeteryanın orada bekliyor. Ne diyor Zuhal? Cezaevinden. Ha, cezaevinden tanıyor. Doğru. Kızı iftira atıyormuş. Hayır hayır. Kezban Demir Işık'ı tanıdığını beyan etti bize. Çember daraldı. Rukiye kanalı terk etti. Kayıplara karıştı. Vazgeçme. Rukiye'nin izini buldu. Silifke otobüsüne bindiği belgelendi. Ekibimiz Rukiye'yi karşılamak için otogarda hazır bekliyordu. Rukiye bir anlık şaşkınlığın ardından önce kaçmaya çalıştı. Ardından öfke kustu. Ali, Silifke var mı? Silifke. Seni çok merak ettik ama dünden beri. Niye merak ettin? Etmem. Peki neden bıraktın? Beyin kırısı geçirdim onlarda. Beyin kırısı geçirdim ben. Beyin kırısı, haberin var mı? Herkes seni çok merak etti. Herkesten çok merak ettireceğim. Silivke Savcılığına çıkacağım şimdi. Telefonların neden? Benim telefonumun şarjı bile yok. Seni çok merak ettik ama. Merak ettim. Telefon... İki aydır bir kadına 10 kere soru sorulmaz. Neyden dolayı kaçtın peki? Ben bir şeyden dolayı kaçmadım. Hiçbir şey yoktu ama cuma günü yayında. Ben beyin kırısı geçirdim. Ben katilisem, tutuklasın devletin savcısı. Şimdi seni birisi mi zorladı dön gel diye? Şu an sinir kırısı geçiriyorum. Nerede olduğunu? Nerede olduğunu bilmiyorum. Emniyet güçleri aldı kızım. Alıs alsın. Kardeşlerin gittikten sonra sen bu kadar... Hayır. İki aydır ben aynı olayı yaşıyordum. Veli Bey ve İsmail mi size dön gel çıkmayın? Bana kimse bir şey demedi. Ben kendi halime geldim. Kimsenin aklına yola çıkmadım. Ben suçluysam devletin hakiminin savcısının karşısına gideceğim şimdi. Suçluysam beni devletin hakimi savcısı tutuklasın.
Şimdi Rukiye, Zuhal en son kendisiyle o konuştu. Özellikle bu kızının söylediği Kezban Hanım'la ilgili olarak, değil mi? Onun ismini duyunca onu tanıdığını kabul etti değil mi Zuhal? Evet, kabul etti. Kabul etti. Peki ama o kişiye öldürdüm dediğini kabul etmiyor tabii ki. Onu kabul etmiyor ama merhaba merhaba olduğunu söylüyor. Aynı hapishanede yattığını söylüyor. Evet. Kızı Nehir varmış. Evet. Nehir'le de Nur Sultan'ın arkadaş olduğunu söylüyor. Tamam. Öyle arada bir dertleştiklerini söyledi. Evet, çok teşekkürler. Rica ederim. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, yani Kezban, şu anda Kezban Hanım'ın soy ismi aslında Çintay. Kezban Çintay da kocasını öldürmüş. Dolayısıyla Rukiye ile dertleşmişler karşılıklı ve biz bunu nereden biliyoruz? Çünkü işte Nur Sultan'ın ifadesinden biliyoruz. Nehir'le, Kezban Hanım'ın kızı Nehir'le de arkadaşlar. Büyük olasılıkla aynı sevgi yurdundalar herhalde. Beraber büyük olasılıkla birlikteler. Nur Sultan açık açık şunu söylemiyor. Yani benim annem babamı öldürdü diye çok net bir ifade kullanmıyor. Durasan, peki sence Nur Sultan ne yapmaya çalışıyor? Yani annem işte Kezban Çintay'a babamı kendisinin öldürdüğünü söylemiş. Bana bunu işte Kezban'ın kızı Nehir anlattı diyor. Aslında biliyor mu babasının, tam annesi tarafını? Tam olarak bildiğini zannetmiyorum ama yani bir bilgisi olabilir diye düşünüyorum. Nasıl bir bilgisi vardır yani sence? Hadi kurban olayım, sen de bir konuş artık. Sadece orada üçü olduğu için. Neyi biliyordur sence? Onu tahmin edebiliyorum yani. Belki uyuyordu, belki uyanıktı. Çünkü diyor ki ifadesinde Nur Sultan, dışarıdan biri bunu yapamaz, içeriden biri bunu yapabilir. Evet. Biz işte önce ben uyandım, işte gittim, işte babamın, işte babama baktım yanında. Sonra annem daha sonra geldi diyor. Evet. Aslında içeride birinin de yapmış olabileceğiyle bir anlamda tanıdık birinin olduğunu da. Yani mesela ifadesinde Murat, kız kardeşin diyeyim, Nur Sultan, senden bahsetmiyor mesela. Murat yapmıştır demiyor, içeriden biri yapmıştır diyor. Ama mesela senin yaptığını söylese daha önceki ifadelerini, çünkü annesinin yönlendirmesiyle. Önceki ifade yönlendirmeydi ablacığım. Ezberdi. Doğru, biliyorum, o. Biliyorum. Ezberdi o. 4 yaşındaki bir çocuk nereden bilir, ama orada da bir kekeliyor zaten. Mahkemede yani, verdiği ifadede kekeliyor. Çocuğa şimdi, zaten sürekli şiddet uyguladığı için. Evet. Şu an benim o kızıma da dayaklar o yüzünden. Yani onu şimdi açıklayacağım. Şimdi sevgili izleyiciler, birazdan Rukiye'nin nerede son görüntüleri elimize ulaştı. O zaman ben size göstereyim de nerede olduğunu çok daha net bir şekilde, Silifke'de olduğunu söyleyeyim. Kimin himayesi altına? Daha önce işte abileri, asla ona göz kulak olmayan abileri şu an ne yapıyorlar? Neden panik oldular ve Rukiye'yi himayeleri altına aldılar? Birazdan o görüntüleri izleyince anlayacaksınız. Rukiye'yi Özden Hanım, koordinatörümüz aradı. Bağlanmayacakmış. Yeğeni Ömer telefonu almış. Onun çocuğunu elinden aldınız diye bize dava açacakmış. Vallahi biz Allah'a şükür işimizi biliyoruz. O gün gerçekten, yani Özden Hanım, koordinatörümüz, yavrumuzu kucağında taşıdı. Özden'e şunu söylemiş Rukiye, niye evine götürmedin demiş. 4 yaşındaki bir çocuğu, yani sonuçta bizim misafirimiz, biz hemen emniyete haberdar ettik. Rukiye beni dinliyorsan, ailesi beni dinliyorsanız, Bacak ailesi, emniyete haberdar ettik. İyi ki de haberdar etmişiz, iyi ki de yapmışız. Arkasından çocuk hem emniyette hem savcılıkta öyle şeyler anlattı, öyle şeyler anlattı ki, ve bakın o anlarda neler yaşandı. Bu arada artık çocuk savcılık tarafından Durasan'a verildi. İzleyelim. Evet.